Merhaba Lap Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomuzda sizlere VW Hitachi Türkiye Distribütörü Terra AŞ sponsorluğunda HPRC sisteminde solvent rezervuar alanını neden kullanmalıyız sorusunun cevabını vereceğim. Gelin videomuzda bu sorunun cevabı neymiş beraber görelim. Evet, HPRC sistemlerinde solvent rezervuar alanını kullanmak oldukça önemli. Bu aslında markadan bağımsız olarak tüm sistemlere baktığınızda solvent rezervuar alanı sistemin en üstünde yer alır. Yani bu ne anlama geliyor? Daima pompalardan daha yukarıda yer alır. Burada görmüş olduğunuz tüm mobil fazlar solvent rezervuar alanında olması gerekiyor. Bunun aslında bir mühendislik detayı var. Bunun detayını şöyle açıklayabiliriz. Eğer solvent rezervuar alanında koymamız gereken mobil fazlar, şu örneğin kenarda ya da daha aşağıda da olabilir pompadan daha aşağı bir konuma konumlandırılırsa pompa yukarıya doğru çekmeye çalışırken yer çekimi sıvıyı aşağı doğru çekecek. Böylelikle iki tane zıt kuvvet birleşecek sistemde ve sistemde basınç kayıpları olacak. Böyle bir durumla karşılaştığınızda şunu görürsünüz hatlarda. Ara ara kabarcıklanmalar olur. Bu kabarcıklanmalar giderek artar ve pompada birikerek basınç kayıplarına yol açar. Onun için yer çekiminin ve pompanın bu zıt etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Solvent rezervuarları daima pompadan daha yukarıda ve sistemin en üstünde konumlandırılmıştır. Böylelikle pompa ve sıvı aynı yönde çekme işlemi yapar. Yani yer çekimi aşağı çekerken sıvıyı pompada aşağı doğru bir çekme işlemi yapar. Ve bu basınç farkından ve çekme farkından kaynaklı olan basınç kayıpları da ortadan kaldırılmış olur. Böylelikle sistemin sağlığını korumuş oluruz. Bu nedenle daima solvent rezervuar alanları kullanılması gerekiyor bazen laboratuvarlarda görebiliyoruz. Arkadaşların boyu yetişmiyor biliyor buraya veya bunlar daha yukarıda olabiliyor. Aşağılara konuluyor. Bu gibi durumlar kesinlikle olmaması lazım. Bunun ekstradan şöyle bir dezavantajı da var. Eğer bir kimyasal güvenlik kapağı kullanmıyorsanız ortama karışan metanol ya da tehlikeli diğer organik solventler sizin direkt soluma mesafenize yaklaşacağı için sağlığınız bir kat daha fazla riske girecek. Yani bu iş sağlığı ve güvenliğine de çok uygun bir şey değil. Onun için daima solvent var alanını kullanmamız gerekiyor. Peki siz bu alanı kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız kullanmama gerekçeleriniz neler? Veya farklı nasıl çözümleriniz var laboratuvarda? Yorumlarda bize katkıda bulunabilirsiniz. Eğer bir HBL sistemi ile ilgili talebiniz olursa veya bir HBL sistemi satın alma durumunuz varsa açıklamalara bıraktığımız Terra AŞ bağlantısından bir Terra AŞ uzmanıyla iletişime geçip destek talebinde bulunabilirsiniz. Bu tür videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.